Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antakya usulü sarmiçi, kısır tarifi paylaşacağım. Öncelikle tarifime yeşillikleri doğramakla başlıyorum. Ben içerisine ince ince doğranmış marullar da ekleyeceğim. Taze soğan, maydanoz, bunların hepsini ince ince doğramaya başlayalım. Yeşilliklerimi ince ince doğradım. Şimdi benim böyle bir köfte tepsim var. Normal bir kapta da yapabilirsiniz. 1 ve 2. 2 su bardağı ince bulgurumu tepsime koydum. Şimdi üzerine de yine aynı şekilde 2 yemek kaşığı acı biber salçamı ekliyorum. Acı sevmiyorsanız 1 kaşık tatlı, 1 kaşık acı ekleyin. Veya tatlı biberiniz yok ise birazcık domates salçası ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı ise kimyon ekliyorum. Şimdi bu aşamada sadece elimizi suya batırıp yoğuracağız. Biraz bilek kuvvetine ihtiyacımız var. Kuru soğan kullanacaksak bu aşamada kuru soğanı koyalım. Onun suyu ile beraber ve biberin suyu ile beraber güzelce yoğurmaya başlayacağız. Elimizi suya batıra batıra şu şekilde elimizin kuvvetiyle çok sulandırmadan arada bir elimizi şöyle yanımıza bir kap alalım, batıralım. Bulgurlarımız yumuşak olana kadar, tadına bakarsınız, bir 10-15 dakika yoğurduktan sonra yumuşak olana kadar bu şekilde yoğuralım hanımlar. Evet, güzelce yumuşadı. Bu aşamada biberine, tuzuna bakın. Az ise ekleme yapın. Güzelce eze eze yumuşattık. Bakın çok sulu değil. Artık son aşamalarda yavaş yavaş biraz sulandırabiliriz. Çünkü bu bir çiğ köfte değil. Böyle. Şimdi bulgurumuz güzelce yumuşadı. Çıtır çıtır etmiyor artık. Yarım çay bardağı nar ekşisi koyuyorum. Şöyle. Antakya'nın nar ekşisi. Onunla da şöyle bir yoğuralım. Bakın. Nar ekşisinin özelliği. Bizler limon kullanmayız. Sarmiçimize, kısırımıza. Hemen böyle hepsini özleştirdikten sonra 1 su bardağı bu aşamada zeytinyağı, yine Antakya'nın hakiki zeytinyağından koydum. Onu da şöyle bir karıştırıp artık yeşilliklerimi dökebilirim. Bol yeşillikli. Kısırımızın özelliği budur. Bol yeşillik olacak. Mis gibi koktu. Hanımlar muhakkak, bilmeyenler muhakkak bu şekilde denesin. Bizde ıslama yok önceden. Malzemeleri kavurmak yok. Her şey çiğ. Tamamen el emeğiyle yapılıyor. Müthiş oldu. Zaten görüntüden de belli. İşte bu kadar.
Yemeği hazır, servisi hazır. Yanına da marul veya taze yaprak haşlanmış. Bu şekilde. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın.